Bir gönüle aşk girince heyecan heyecan. Ateşte yanmışa benzer heyecan heyecan. Bir de hasretlik olunca yanmış tutulmuşa benzer heyecan heyecan. Bir de hasretlik olunca yanmış tutulmuşa benzer heyecan heyecan. Yağmura karışır yaşın heyecan heyecan. Dünyaya sığmaz bir başın heyecan heyecan. Sevdalıdır hayal düşün, içmeden sarhoşa benzer heyecan heyecan. Sevdalıdır hayal düşün, içmeden sarhoşa benzer heyecan heyecan. Bedenimin canı canan heyecan heyecan. Damarımın kanı inan heyecan heyecan. Fedayım dört yanımın an dışan tutulmuşa benzer heyecan heyecan. Fedayım dört yanımın an dışan tutulmuşa benzer heyecan heyecan. Tekrardan merhaba. Gitarla başladık. İkinci programa, ikinci bölüme sazla devam ettik. Gerçekten sesi de çok güzel, çok da güzel çalıyor. Hem iyi bir eğitimci, aynı zamanda iyi bir sesi güzel olan, gitar, keman çalan bir hocamızla beraberiz. Hocam ağzınıza sağlık, çok güzel şarkıydı. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Yani sizi dinlemekten biz yorulmuyoruz. Yani gerçekten yorulmayız. Ki kapanışta da yine tekrar bir parça daha istiyoruz. Yani gerçekten çok güzel. Yani 10 parmakta 10 marifet var diyelim hocam. Teşekkür ederim hocam. Hocam şimdi çok güzel bir soru geldi. Yani bana da böyle sorular geliyor. Mehmet Elçi'den bir soru geliyor. Diyor ki benim çocuğum soruları biliyor. Konuyu da çok iyi biliyor ama sınava geldiği zaman çözerken çok geç çözüyor. Yani bunun çok geç çözme sebebi neden? Yani konuyu biliyor. Soruları da biliyor. Orada bir sıkıntı yok. Ama soruyu çözerken biliyorsunuz soru da sınavlarda zamanla yarışılıyor ama çok geç çözüyor. Bu neden hocam? Hocam şimdi konuyu biliyorsa ama sorulara gelip işte her bir soruyu aslında doğru da çözüyor anladım. Doğru da çözüyor, doğru da güzel çözüyor, de çözüyor. Evet. Fakat çok ağır çözüyor deniyor. Şimdi bunun şimdi öğrencinin eğer pratiği çok fazla yoksa istediği kadar konuyu iyi bilsin, istediği kadar çok çalışmış olsun. Pratik yapmayan, antrenman yapmayan, çok soru çözmeyen öğrenci bir soruyu gördüğü zaman önce düşünür. Haddinden o zaman burada bol bol soru mu çözmesi lazım? Öğrencim bunu atabilmesi için bol bol soru mu çözmesi evet. lazım? Yani kuralları çok iyi biliyor ama o kuralları nerede nasıl uygulayacağını geç aklına geliyor ve hani o an tam oturtamıyor kafasına. Hocam bunu şöyle örneklendirebiliriz. Bir maraton koşusu mesela diyelim ki ilk 5000 metrede nasıl koşacak, son 1000 metre nasıl koşacak, bunu ayarlaması lazım gibi. Benzer hocam. Yani bir soruyu, bir konuyu öğrendin, öğrenmek yetmiyor. Bunu artık bu sınav sisteminde hızlı da çözmek gerekiyor. Hızlı çözmek için tabii ki hızlı okumak lazım, hızlı kavramak, hızlı yorumlamak lazım soruyu. O izleyicimizin sorduğu sorunun cevabı tamamıyla
pratik eksikliğinden, az soru çözmekten ve çözdüğü soruları o konuyla ilgili çözdüğü soruların çok fazla çeşitli olmamasından kaynaklanıyordur. Yani soru mu çok çeşitli çözmüyor hocam? Aynen, soruları biraz daha çok çeşitli çözmesi gerekiyor. Konu anlatımını, kuralları biliyor fakat her soruyu gördüğü zaman düşünüyor. Hani ben bunu nasıl çözebilirim? Hangi kuralı kullanmalıyım? Ama daha önceden benzer sorular ya da çok antrenmanlı olmuş olsa o soruyu gördüğünde evet bu kuralı burada uygulayabilirim. Ya da bu soru benden bunu istiyor diye çok daha çabuk kavrayabilir, algılayabilir. Soru çözmek, hızlı okumak, yani o yavaş çözmeyi önleyebilecek şeyler. Çok soru çözmüş olması, hızlı okuyabilmesi, okuduğunu hızlı yorumlayabilmesi. Tabii bunda da parantez açmak lazım. Çok fazla kitap okumak, kitap okuyup onları yorumlamak. Hatta bazen ben öğrencilerime şunu tavsiye ediyorum. Yüksek sesle kitap okuyun ve okuduğunuzu, anladığınızı tekrardan okuduğunuz kitabı kapatın. Okuduğunuz, anladığınız şeyi yorumlayaraktan anlatın. Aynanın karşısına geçin ya da evde anneniz olabilir ya da babanız olabilir ya da herhangi bir kardeşiniz olabilir. Ona o anladığınız şeyi yorumlayın. Yani bu hızlı kavramasını, yorumlamasını öğretebilir. Yani bu sorularda da çok daha faydasını görebilir bunu. Hocam hızlı okuma dedi de mesela bana gelen bir danışandan bir tanesi hızlı okuma kursuna da gidiyor. Evet. Peki bu hızlı okuma kursuna gitmesi de bu sınavlarda faydası olur değil mi hocam? Kesinlikle, yani Adıyaman'da da çok değerli bir arkadaşım var hızlı okuma kursu veren. Şimdi kesinlikle hızlı okuma yapmaları gerekiyor. Bunu öğrenmeleri gerekiyor. Şimdi artık zaten süreyle yarışıyoruz. Sorular eskiden metinler çok çok kısaydı. Şimdi artık konular, sorular çok uzun. Bunu en kısa sürede okuyup en kısa sürede yorumlamış öğrenciler bir adım, iki adım, üç adım öne geçer. Kesinlikle hızlı okumak gerekiyor. Hızlı okuman içinde tabii kendisi de becerebilir ama bunu kurs dediğim gibi Adıyaman'da da var çok iyi yapan arkadaşlarımız. Kesinlikle kurs alabilir. Kurs alırsa bu süreyi daraltmış olur. Yani şimdi hızlı okumayı kendisi öğrenmeye çalışan bir çocuk belki 3 ay, 5 ay ya da 1 yılda yapabilecekse, o yeteneği o 1 yılda sahip olabilecekse kurslarla onu çok daha kısa süreye sıkıştırabilir. Hocam mesela şimdi çocuk zamanla yarışıyor ya, bir soruyu çözerken mesela diyelim ki 20 soruyu örnek diyelim ki 1 dakikada olsa 20 dakika. Yanına bir kronometre, bir saat bir şey alması lazım mı? O zaman ayarlama açısından nasıl yapması lazım? Hocam çok güzel bir soru sordunuz bence. Şimdi ders çalışırken tabii ki süreli çalışmak lazım. Fakat ders çalışmanın hangi aşamasındayız? Önce onu bilmesi lazım. Şimdi biz eğer ders çalışırken en başta konuyu öğrenirken daha yeni, yani o konuyu yeni yeni zihnimize yerleştirirken süreye çok fazla bakmamamız gerekiyor. Evet, şu an bizim için önemli olan bu konuyu öğrenmek, bu konunun temellerini öğrenmek, kurallarını öğrenmek. Onun için çok fazla zamanı çok fazla düşünmeyeceğiz, çok fazla zamana bakmayacağız, süreye bakmayacağız. Ama biz artık o konuyu öğrendik, artık o yeteneğe sahibiz. Bundan sonra artık zamanla yarışmaya başlamamız gerekiyor. Yani artık konuları soru çözerken kesinlikle süreyle ve süreyi devamlı daraltaraktan aynı sayıdaki soruyu çözmemiz gerekiyor. Hocam yine bir soru gelmiş. Bir genç arkadaşımız soruyor herhalde, öğrenci arkadaşımız. Herkesin hayatında bir sürü olumsuzluklar oluyor ama bunlara rağmen nasıl kendimi motive ederim? Yani bunu şöyle diyebilirim. Belki ailesiyle ilgili bir sorunu var, belki bir arkadaşıyla ilgili bir sorunu var. Yani problemler, sorunlar yaşıyor. Bu şekilde sınava nasıl hazırlarım, kendimi nasıl motive ederim? Şimdi hocam bu sadece sınav sürecinde değil, hayatın her alanında biz de ya da siz de ya da yani hepimiz bir sürü sorunla karşılaşabiliyoruz. Yani bu sorunlar ekonomik olabilir, sosyal olabilir, duygusal olabilir. Ama bazen sınav döneminde bunlar haddinden fazla yoruyor olabilir. Yani normal bir zamanda karşılaştığında hiç umursamayacağı bir şeyi sınav döneminde o stresle, o gerginlikle daha da çok kafasında büyütüp derslerden daha fazla uzaklaşıyor olabilir. Şimdi burada da öğrencinin tamamıyla kendisini o sorunlardan izole etmeyi öğrenmesi gerekiyor. Benim bir tane bayan bir öğrencim vardı. Hiç unutmuyorum. Kız biz dersteyken resmen ağlıyordu yanımda. Ağlayarak ders yapıyordu. Ben şey dedim, dersi bırakalım başka bir zaman yapalım. Hayır hocam, dersimizi yapalım. Ne oldu, bana anlatır mısın dediğim zaman ben sevgilimden ayrıldım.
Yani, yani kız... Yani orada o anda ders aklında yok. Sevgisi olan problem aklında. O aklına geliyor. Yani dersten kopuk. Yani hocam şey... aslında sevgilisiyle olan problem falan hani tabii ki beyinde çok büyütmüş onu ama ben kızı takdir ettim. Yani öyle bir sorunu var ve çok duygusal bir dönemdeydi. Ağlayarak ama hocam bu dersi yapacağız. Ben bunu öğrenmek zorundayım. Hem ağlarım hem de bu konuyu öğrenirim deyip yani yanımda resmen ağlayarak biz o dersi öyle tamamlamak zorunda kaldık. Çünkü ben bitirelim ya da ara verelim dememe rağmen hayır hocam ben öğrenmek istiyorum deyip dersi bırakmadı. Şimdi herkesin öyle sorunları olabilir. Ama o sorunla birlikte ders çalışmanın, başarılı olabilmenin ya da hedefimize ulaşmanın yollarını, çarelerini aramamız lazım. Bunları birlikte paralel götürmemiz lazım. Hocam bunu söyleyince aklıma bir şey geldi. Bana bir danışan gelmişti. Bu konuda bence kızlar ders çalışmaya biraz zan meyilli. Çünkü bana gelen bir danışan şunu söylemişti. Hocam demişti, ben bir tane kızı seviyorum. İşte o da sınavda, son sınıfta, ikisi 12. sınıfta. Sınava hazırlanıyor, o da hazırlanıyor. Ben gittim dedim işte senden hoşlanıyorum, senin arkadaş olmak istiyorum diyor. Kız arkadaşı demiş ki yok, şu anda ben arkadaş olamam, sevgili olamam, ben sınava hazırlanıyorum. Bence bu konuda kızlar daha mı iyi? Yani erkekler kendini bırakabiliyor, salabiliyor ama bir öncesinde anlattığınız gibi kızlar, hocam dersimize devam edelim, o an onu unutuyor. Bence bu konuda kızlar daha ileride gibi geliyor. Hocam bunun bir nedeni de şu aslında. Kızlar artık ergenlik dönemini hemen hemen bitirmiş olduğu dönemde, lise ve üniversite sınavının olduğu dönem, kızların ergenliğinin artık bitmek üzere ya da bittiği dönem oluyor. Fakat erkeklerin hala ergenlik döneminde o sınava denk geliyor. Yani erkekler birazcık daha bocalıyorlar. Yani sınav dönemi erkekler için daha zor geçiyor. Erkekler için evet, daha zor geçiyor. Kesinlikle. Hocam şimdi bir soru da gelmiş. Herhalde bu arkadaşımız herhalde mezun ama bir iş yerinde çalışıyor. Hı hı. İşte çalışan insanlar için nasıl bir program yapabilir hocam? Nasıl bir program söyler bize diyor. Hı hı. Hem çalışıyor, kendisi hem çalışıyor. Bir işte çalışıyor ama üniversite sınavına hazırlanıyor. Hı. Nasıl bir ders çalışabilir, ne yapabilir? Şimdi, nasıl bir program yapabilir? Hı hı. Öncelikle Allah kolaylık versin arkadaşımıza, kardeşimize. Şimdi hocam hem çalışıp hem para kazanıp hem de sınavlara hazırlanmak gerçekten çok zor olması gerek. Şimdi bu durumda online ÖSS ya da işte online üniversite sınavı hazırlık siteleri var. Yani bilgisayar üzerinden istediğiniz saat, istediğiniz konuyu gidip öğrenebiliyorsunuz. Yani ben o arkadaşa internet üzerinden eğitim veren sayfaları tavsiye edebilirim. Çünkü dershane ya da özel ders, yani özel ders de olabilir, dershane de olabilir ama onlar için zamanı yetmeyebilir. Örnek veriyorum akşam 9'da 10'da çıkıp işten özel ders alamayabilir, kafası almayabilir. Dershaneye gidemeyebilir çünkü o saatte artık ders veren bir kurum kalmayacak. Ancak evine gidip ayaklarını uzatıp bilgisayarına dizin alıp online eğitim veren sayfalardan eğitim almaya çalışabilir. Hocam yine bir soru şöyle soruyor. Her gün paragraf ve problem çözelim mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Ne kadar çözmeleri lazım? Tabii öğrenciye bağlı değişebilir bu ama ben her gün en az bir test paragraf sorusu. O da yaklaşık 10 ya da 20 soru oluyor zaten. Her gün paragraf testi kesinlikle çözülmesi lazım. Az önce de bahsettik. Sorular çok çok uzun. Artık okurken beynimiz uyuşuyor. Yani ben bir gün merak ediyorum hocam. Hatta ÖSYM'nin sınavlarındaki kelime sayısını hesaplayacağım. Tek tek sayacağım yani onları. Yani artık, kaç kelime olduğunu tabii mu? Tabii ki. Artık ben her sene bugüne kadar toplam herhalde 15-16 defa üniversite hazırlık üniversite sınavına girdim ben. Liseden mezun olduğumdan beridir. Her sınava girerim. Hiçbirini kaçırmam. Bundan hem kendimi geliştirmek için hem öğrencilerime daha çok yararlı olabilmek için değişen soru tiplerini görmek için giriyorum. Yani daha önce sorular net ve küçüktü. Sonra artık sorulardaki kelime sayısı yavaş yavaş artmaya başladı. Bununla birlikte artık yoruma dayalı soruların daha fazla olduğu bir dönemdeyiz. Yani, kelime sayısı arttı ve süre de aynı. Aynen. Yani soru başına düşen işte 1 dakika ya da 1,5 dakika ama kelime sayısı 3 katına 5 katına çıktı. Hatta daha da fazla. Artık eskisi gibi daha net böyle ÖSYM şunu istemiyor. Bu kuralı bil, yerine yerleştir, çözümü yap, cevaba ulaş. Artık ÖSYM bunu istemiyor. Artık ÖSYM tamamıyla konuyu bil ama yorumla. Ben senden yorum istiyorum diyor. Onun için kesinlikle hızlı okuması ya da paragrafın çok olması ya da işte bunları hızlı yapabilmesi için soruda sorulduğu gibi
kesinlikle paragraf sorusunu her gün çözmesi gerekiyor. Hocam ÖSYM yorum istiyorsa o zaman çocuklara şurada bol bol kitap okumalarını tavsiye edebiliriz. Çünkü kitap okuyarak o üzerine yorum yapabilmeleri lazım. Hocam kitap okumak önemli ama kitap okurken de etkili kitap okumaktan tabii her kitap değil, aynen. Tabii ki. Etkili kitap okumamız lazım. Yani kitap okurken kendimizi her geçen gün biraz daha hızlı okuma ve hızlı yorumlamaya yönelik okumamız lazım. Yoksa evde oturup da böyle işte ayak yani, ayak üstüne atıp böyle kitap okumak tabii saatte, ki değil. Yarım saatte iki sayfa kitap okumaması lazım. Tabii. Hatta şöyle yapılabilir mi hocam? Bence de olabilir, şimdi aklıma geldi. Kitap okurken diyelim ki 10 dakikada kaç kelime okuyor? 1-10 dakikada sonra kaç kelime okuyor? Bunu yaparak gidebilir mi? Önce okuma alışkanlığını tam kazanıp artık kitap okumaktan sıkılmayıp zevk aldığı kitapları öğrendikten sonra sizin dediğiniz hocam çok güzel olur. Tabii bunu yaparken işte zevk aldığı kitap olması gerekiyor. Yani eğlenerek okuyacağı kitaplar olması gerekiyor. Süreyle yarışması lazım, evet. Hocam bir soru var. Diyor ki mesela bir çocuk anne babaya soru soruyor. Anne baba burada nasıl davranması lazım? Sorunu mesela biliyorsa çocuğa cevap mı vermesi lazım, örnekleyelim. Bilmiyorsa yok git kendin öğren mi demesi lazım. Zaten hocam şu an aileler emin olun çocuktan daha fazla ders çalışıyorlar. Çocuktan daha fazla öğrenmeye çalışıyorlar. Hepsi çocuklar, yani genel anlamda söylüyorum, daha çok eğitimli, daha çok çocuğuna iyi bir eğitim vermek isteyen ailelerin yaptığı şey zaten bu. Çocuğuyla birlikte kendisi de öğreniyor. Yani ilkokul mezunu olup emin olun lise derslerine çalışmaya çalışan anne tanıyorum. Evet. Hatta şimdi bana gelen danışan küçük çocuklar da olsa ben İngilizce en azından öğrense de İngilizce kelimeler veriyorum. Hı hı. Dün bir aile geldi. Aile de çocuğu söylenen şeyin hepsini aile de öğrenmeye başladı. Bir baktım yani çocuk gibi anne de İngilizce öğrenmeye başlamış. Onun için bence anne baba çocuğun yanında destek olmalı bir. Bir de bir an önce söyledim ya. Çocuğa git ders çalış dediği zaman, yani çocuğun ders çalışması için elinde annenin babanın telefon olmaması lazım. Çünkü bunu her zaman söylüyorum ben. Çünkü şu anda dünyada genelde bu. Elinde telefon, hadi git kızım çalış, oğlum hadi git çalış diyorlar. Ama anne baba elinde telefon, çocuk da git ders çalışıyor. Çocuk ders çalışmaz. Çünkü niye çalışmaz? Annenin babanın istediği bir şey. Ondan dolayı çocuk ders çalışmaz. O zaman yine bir soru, deneme çözümlerine ne zaman başlanmalı? Denemeler hocam, şimdi aslında bu dönemde birazcık daha konu bazlı, hani sorular, konu bazlı denemeler, konu tarama testleri gibi yapmak daha mantıklı. Ama sınava yakın dönemlerde genel denemeler çözmek daha mantıklı olabilir. Çünkü şu an tüm konuları öğrenciler, yani tüm konuları bitirmiş değil. 12. Evet. sınıf bir öğrenci tüm konuları görmedi. Eksik konuları var. Mezun için belki dediğiniz doğru olabilir ama ya da liselere giriş sınavına girecek bir öğrenci ikinci dönemin konularını şu an hala görmedi, bilmiyor. Onun için konu tarama testleri ya da bu deneme en azından düzgün bir şekilde değerlendirebileceği testler çözmesi genel denemelerden daha mantıklı olur. Hocam yine bir soru dersle ilgili. Günlük tek ders şeklinde mi çalışmalı yoksa her gün birçok derse mi çalışmalı? Yani günde diyelim ki sadece matematiğe mi çalışmalı yoksa matematik, Türkçe, sosyal, kimya, fizik gibi hepsine birden mi çalışmalı? Nasıl çalışmalı? Bunu bir de yalnız genellemek istiyorum hocam. Yani bunu söylerken, cevabını verirken bir LYS için nasıl olmalı? Bir lise 12. sınıf okuyan bir çocuk için nasıl olmalı? Ve liseyi bitiren bir çocuk bunu nasıl yapmalı? Bu üç kategoride bunu değerlendirebilirseniz daha iyi olur. Hocam tek ders çalışılmaz bir günde. Evet. Yani her gün bir derse ayırırsak tüm dersleri aynı anda götüremeyebiliriz. Onun için tek ders yerine 2-3 ders yapmak ya da en azından bir dersten, iki dersten konu anlatımı, konu öğrenip geri kalan 1-2 dersten soru çözerekten ilerletmek mantıklı olur. Bunun tabii bunda şu da önemli. Öğrencinin nasıl ders çalıştığı. Yani bazı öğrencilerde var. Ben hocam bugün matematik dışında farklı bir şey aldığım zaman elime anlayamıyorum. Yani o diğer derse motive olamıyorum. Ya da o öğrendiğim şeyi tam kavradığımı hissetmiyorum. Ben bugün sadece matematik, yarın sadece fizik, diğer gün sadece kimya çalışacağım diyen insan öğrenciler de var. Ama ben daha çok hani paralel, çünkü sınav zamanımız belli. O süreçte hepsini paralel şekilde götürmeye çalışması gerekir. Ama
bunu da çok dağıtmadan, yani bir günde 5 ders, 6 ders öğrenmek verimsiz olabilir. Hocam onda şunu biz söylüyoruz genelde, en zayıf olduğu derse her gün çalışması lazım. Yani en zayıf olduğu derse her gün çalışmasını istiyoruz biz. Yani mesela matematikte kötüse matematiği her gün istiyoruz. Diyelim ki Türkçe'de kötüse Türkçe'yi her gün istiyoruz. Bu doğru bir yaklaşım değil mi hocam? Kesinlikle hocam. En az bildiğinizi en çok çalıştığınız zaman, en iyi bildiğinize de daha az çalıştığınız zaman, yani bu bir tümdür, bir bütündür. O bütünü daha iyi tamamlamış olursunuz. Yoksa en iyi bildiğinize devamlı çalıştığınız zaman ondaki grafiğiniz çok 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 artar ama diğer dersler çok daha zayıf kalır. Onun için az bildiğiniz derse daha fazla çalıştığınız zaman o zamanla her iki seviye birbirine yakalar ve daha verimli bir çalışma olmuş olur. Hocam bunu söyleyince aklıma şöyle bir soru geldi. Sayısalla sınava girecek bir çocuk hangi derse daha çok ağırlık vermeli? Eşit ağırlıkla girecek bir çocuk hangi derse daha çok ağırlık vermeli? Yani puan türlerinde zaten matematik hepsinde ciddi bir yer tutuyor. Matematik, sayısalcı için önce matematik, fizik, kimya, biyoloji. Türkçe matematik, TM için tabii ki önce Türkçe ve matematik. Sonrasında genelde TM'cilerde şu var. Fen bilgisi yani fizik, kimya, biyoloji yerine tarih, coğrafya, felsefe çalışalım diyorlar. Onlara daha rahat, daha kolay geliyor. Onun için genelde fen bilgisi çok fazla çalışmazlar. Ama tabii ki ÖSYM bizden hepsini çözmemizi istiyor hemen hemen. Yani hepsinden az çok bilgi sahibi olmamızı istiyor. Bir TM'ci ben biyoloji çözmesem de olabilir diyor ama olmaz. Yani iki TM'ci arasında bir biyoloji neti onu belki birkaç yüz kişinin önüne taşıyabilir. Ya da bir sayısalcı için bir tane tarih sorusu onu 300-500 kişinin önüne atabilir. Ama tabii ki en temel olan Türkçe ve matematik. Hocam şöyle bir soru var. Çalışın, çalışın, çalışın diyor hocam diyor. Çalışıyorum ama bir türlü aklıma girmiyor. Ne yapmam lazım? Şimdi o kadar çalışıp da, kimmiş bu arkadaş bilmiyorum ama bu kadar çalışıp da aklına girmemesi yanlış stratejiyle çalıştığını gösterir. Yani etkili, verimli. Ne yapması lazım hocam öyle şeyde? Nasıl bir çalışma yöntemi yapması Tabii, lazım? Yani etkili ve verimli ders çalışmıyor demektir. Bunu da yani birkaç şeye bağlayabiliriz. Az önce dediğimiz gibi ders çalışmaya zihinsel olarak hazır olmadan ders çalışıyor olabilir. Ders çalışacak fiziki ortamı gerçekten yetersiz olabilir. Ders çalışacak kaynakları yetersiz fiziki olabilir. Fiziki ortam derken hocam fiziki ortam nasıl olmalı? Hocam, yani ailede çocuklar nasıl bir ortam sağlamak? Çünkü bu soru da çok geliyor aslında da. Yani şimdi söyleyince aklıma geldi. Yani bir aile, bir anne, baba çocuğuna çalışması için nasıl fiziki bir ortam yaratmalı? Aslında hocam yani fiziki ortam çok aşırı önemli değil. Çünkü çoğu köyde bir oturacak masası, sandalyesi dahi olmadan çok çok iyi dereceler yapmış insanlar biliyorum. Onun için fiziki ortam çok önemli değil. Ama eğer öyle bir imkanınız da varsa en güzelini sağlamak gerekiyor tabii ki. Fiziki ortamdan kastımız da tabii ki güzel bir, en azından ders çalışabileceği güzel bir masa. Özellikle ayaklarının içine girebilecek. Yani böyle uzaktan değil ama masanın içine girip, gömülüp, sonra rahat bir sandalye, en azından döner sandalye benim için, ben şahsen daha çok seviyorum. Bir de masa lambası. Masa lambası benim öğrencilerime tavsiyelerimden bir tanesi ve olmazsa olmazlarımdan masa bir tanesi. Masa lambası. Kesinlikle. Çünkü zaten bizim ışıklarımız genelde yetersiz. Yetersiz olmasa dahi eğer masa lambasını çalıştığımız yere odakladığımız zaman gerçekten motivasyon olarak da oraya daha fazla odaklanıyoruz. Yani o dışarıdaki şeyleri çok fazla görmüyoruz. Odanın diğer geri kalanını çok fazla görmüyoruz. Onun için masa lambası önemli. Ben bizi izleyen önce arkadaşlarımıza da kardeşlerimize de söylüyorum. Kesinlikle ders çalışırken bir masa lambanız olsun ve o masa lambasıyla ders çalışın. Ama tabii o masa lambasından çok aşırı böyle projektör gibi bir ışık vermesin ama en azından o alanı iyi aydınlatan, geri kalan alanı göstermeyen, hani böyle daha karanlık, loş tutan bir masa lambası faydalı olacaktır. O zaman buradan söyleyelim öğrenci arkadaşlarına. Gökhan hocamızın fiziki bir ortamda en önemli şeylerden biri masa lambası olmasını istiyor. Çünkü o masa lambasına olunca direkt o önünüzdeki şeyleri görüyorsun, çevreye odaklanmıyorsunuz. Yani bir nevi çevreyi izole ediyor. Tabii hocam şimdi bizim bir ders çalışırken herhangi bir cisim, nesne ya da bir renk ya da bir hareket bizim o anki motivasyonumuzu dağıtıyor. Onun için
Ama o masa lambası olduğu zaman geri kalan hani en aydınlık, en parlak yere göz daha fazla odaklandığı için, daha rahat gördüğü için geri kalan yeri artık biz karartı şeklinde görüyoruz. Çok da bizi çok da etkilemiyor. Onun için masa lambasını ben her öğrencime tavsiye ediyorum. Hocam şöyle bir soru var. Programa saatli mi çalışmalıyız yoksa derse göre mi çalışmalıyız? Şimdi programa tabii ki saat önemli. Bu eğer bir program yapıyorsak bunu saatle ve dersle sınırlandırmalıyız. Yani şu derse şu kadar saat çalışabilirim evet. Ama şu derse önemli olan bu konuyu ne kadar öğrenmeliyim? Bu konu bazlı çalışmak biraz daha mantıklı olabilir. Saat çünkü biz 2 saat deyip 3 saatte tamamlayabiliriz. 4 saate uzatabiliriz. O zaman planımız şaşar ve bizim motivasyonumuz azaltır. Ama konu bazlı ve ben bu konuyu yaklaşık hani belli bir süre koyup o sürede o konuyu bitirmek odaklı çalışırsak plan program daha mantıklı olur hocam. Plan program daha mantıklı olur. Hocam bir soru şöyle. Çalıştığım konuyu unutmam için ne yapmalıyım? Yani çalışıyorum ama unutmam için ne yapmalıyım? Hocam medya tekrar değil mi bunun için? Kesinlikle. Tekrar. Kesinlikle çalışıp da tekrar ettiğimiz zaman o artık beynimize daha rahat yerleşiyor. Bir de tekrar yapıp sonrasında ama tekrarlarımız da tabii ki günlük, haftalık, aylık. Ben bunu öğrencilerime de hep söylüyorum. Günlük tekrarlar yani gün içinde ne öğrendiysek onu akşamına tekrar etmek zorundayız yatmadan önce. Haftalık tekrarları yapmak zorundayız. Bir hafta boyunca ne öğrendim onu tekrar etmeliyim. Aylık tekrarda da bir ay boyunca kısa kısa ama yani çok uzatmadan bir ayın bir gün ya da iki günlük tekrarları ayırıp onunla ilgili soru çözmeye ayırabiliriz. Hocam bu tekrar üzerine ben de bir şey söylemek istiyorum. Tekrar üzerine şunu söylemek istiyorum. Gökhan Hocam da şimdi söylediği gibi şimdi diyelim ki benim ismim Çetin Öztürk. Benim ismimi 5 gün içinde tekrar ederseniz aklınızda kalma oranı %70'tir. Eğer 5 gün boyunca tekrar etmezseniz akılda kalma oranı %30'dur ki bu da %40'lık bir dilime denk gelir ki yani onun için tekrar çok önemli. Hocam şimdi şöyle yine bir soru var. Öğlede tüm umudunu sınava bağlamak doğru mudur? Yani aslında doğru bir şey değil ama yani şu an ülkemizdeki artık çizgi de bunu gösteriyor. Bir öğrenci iyi bir üniversite kazanamadığı takdirde, iyi bir bölüm okumadığı, iyi bir meslek sahibi olmadığı takdirde özel sektörde çalışmaya başlıyor. Özel sektörde birazcık zor, birazcık daha hem ekonomik anlamda hem de çalışma saatleri hem mobbing anlamında daha zor. Onun için baştan birazcık da hani böyle güzel bir hedef koyup bu hedefte eğer iyi bir üniversite, iyi bir bölüm olursa çok daha ileriki hayatında rahat edeceğini bildiği için yani sonrasında daha da rahat bir hayat süreceğini bildiği için birazcık sıkıntı yaratabilir kendisine. Hocam şimdi öğrenciler dersleri nasıl geçiyor? Öğrenciler dersleri nasıl geçiyor? Yani bizim motive oluyorlar. Anladığım kadarıyla bir kamp da yapacaksınız. Evet. Öğrencilerine. Peki bunu aileleriyle görüştünüz mü? Aileler ne diyorlar? Şimdi ben bu sene evet bu pazar gününden itibaren öğrencilerimi kampa alacağım. Özellikle üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimi. Şimdi bunda hem benim talebimdi bu, hem öğrencilerin hem de ailelerin talebiydi. Yani ortak böyle bir aldığımız bir karardı. Bu 15 tatili bu şekilde geçirmeyi düşünüyoruz. Kampta bizim yani aslında genel anlamda derslerde sadece ders, sadece matematik, sadece işte soru çözmek, sadece test çözmek değil. Ben çoğu derslere gitarla gidiyorum mesela. Hani kafamızın ağrıdığı yerde, yorulduğumuz yerde çünkü bazen 4 saat aynı öğrenciyle 4 saat olan derslerimiz oluyor. Gitar götürüyorum. Bir 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika ders arasında çalıyoruz. O bizi biraz rahatlatıyor. Ya da sohbet ediyoruz. Ya da çıkıp balkonda havalıyoruz. Yani derslerimiz hani genelde hem yoğun hem de eğlenceli ya da keyifli geçtiğini düşünüyorum. 4 saat çalışıyorsun dediniz. Allah kolaylık versin hocam. Peki öğrenciler buna ne diyor? 4 saat çalışınca ne diyorlar? Yani... Yani bence gitarı götürünce çok bir şey de demiyorlardır. Yani en azından arada gitar veya bir saz olunca çok bir şey de demiyorlardır herhalde. Ne diyorlar hocam? Öğrenci böyle tepki gösteren var mı? Hocam yeter artık dayanamıyor. 4 saat daha çalışır falan diyen var mı? Vallahi hocam 4 saat değil daha üstüne 2 saat daha çalışıp 6 saatte tamamlasak yine de çalışalım diyecek dedikleri zamanlar oluyor. Ama yani orada dediğim gibi hani birazcık artık derslerden hani daha sadece ders değil birazcık da işin hani
onun da hani öğrencinin de psikolojisini düşünmek lazım, rahatlamasını istemek lazım. Öyle olduğu zaman hani birazcık daha böyle muhabbetle, müzikle bunlarla geçince onlar da sıkılmıyorlar. En azından öyle tahmin ediyorum. Ya da bana öyle söylüyorlar, bilmiyorum. Hocam şimdi bir arkadaşım şöyle yazmış. Ben ders çalışırken abur cubur bir şeyler yiyorum. Dayanamıyorum, yiyorum. Yani yemem doğru mu değil mi? Gökhan Hocam'a sorar mısınız diyorlar. Yani yemek ya da işte yemek ya da abur cubur yemek birazcık dağıtabilir. Hani ben çok tavsiye etmiyorum. Tavsiye ettiğim tek şey ders çalışırken çikolata. Eğer çikolata sıkıntı değil ama onun dışında bir leblebi ya da işte hani böyle katır kutur yenecek bir şeyse çok... Bence çikolata çok az yemeli. Yani çünkü evet. Çikolata serotonin var, mutluluk hormonu vardır. Biz de genelde tavsiye ediyoruz. Günlük yemeli ama çok az yemeli. Çünkü fazla yersek kül alırlar. Yani onun için mesela işin dozajını kaçırmamak lazım. Hocam kesinlikle. Şimdi bir arkadaşım diyor ki, ben diyor 9. sınıftayım diyor. Üniversite sınavına gireceğim diyor. Kaçıncı sınıfta, kaçıncı lise kaçta sınav moduna girmeliyim? Sınav moduna girmek için beklemesine gerek yok. Çünkü 4 yıl var. 4 yıl çok çabuk geçiyor ve 4 yıl içinde her öğrendiği, her yılı, her gördüğü şeyi düzgün bir şekilde öğrenirse son sınıfta hiçbir şekilde zorluk yaşamaz. Ama sınav moduna ne zaman girmeliyim? Diyelim ki ben işte son sınıfta girmelisin dedim. İlk 3 yıl çok rahat geçirdi. Son sınıfta yapabilecek mi? Çok zor. Yapamaz. Sıkıştıramaz. Yapamaz hocam. Şöyle de yapamaz. Hem dersler var hem konular var. Bildiğim kadar üniversite sınavında yanlış hatırlamıyorsam hocam siz yanlışsa siz doğru düzeltin. 40 tane konuyla sınav, matematik 40 konuyla sınava giriyor. Doğru mu hocam? Hocam 24 tane yaklaşık hani konu alt başlıklarını bir konu olarak göstermezsek evet. 24 tane şu an TYT'de konu var. Yani ama alt başlıkları çoğaltırsak 40 olabilir. İşte bunu zamana yaymazsa yani birisi lise 1'in 9 sınıftan itibaren bunlara başlamaz. Son sınıfta kalırsa 24 hafta diyelim her bir konu. 24 hafta sonra bence yetiştiremezler. Çünkü deneme çözmeleri lazım, soru çözmeleri lazım. Yani onun için şimdi anladığım sizin dediğiniz kadarıyla 9 sınıftan itibaren başlamazsın. Yani daha doğrusu üniversiteye girmek isteyen çocuğun hiçbir zaman yok. Her an üniversite sınavına girecekmiş gibi hazırlık yapması lazım. Evet. Basit bir atasözümüz gibi olacak ama yani bugün için yarına bırakma. Bugün hangi konuyu öğrendiysek, bugün neyi öğrendiysek onu devam her sene onları öğrenip pekiştirdiğimiz zaman son sınıfta çok daha rahat edecektir. Çünkü son sınıf çok stresli ve çok zor bir yıl. Aileler açısından da, öğrenci açısından da. İşi oraya bırakmayıp 9. sınıf bile geç aslında. Yani hangi sınıftaysak, eğitimimizin hangi dönemindeysek o dönemi tam hani içselleştirip o şekilde bir sonraki sınıfa, ondan sonrakinde sonra yine bir sonraki sınıfa geçmek gerekiyor. Yani bunu 9 ya da 10 diye sınırlandırmayalım hocam. Her sınıf için sınav modunda olmamız gerekiyor. Yani 9 sınıf olsa, 10 sınıf olsa üniversite hazırlanır gibi her an sınava girecekmiş gibi kendisini hazırlaması lazım. Doğru mu hocam? Yoksa yetişmez hocam. Yoksa yetişmez. Hocam şimdi bir soru, ders çalışırken müzik dinleyebilir miyim? Hocam ne diyor diyor. Şimdi ben de derslerde genelde müzik açıyorum. Çünkü eğer çalıştığımız ders sayısal dersse yani direkt böyle yani tarih gibi, sözel Türkçe gibi sözel dersler değilse müzik ben verim aldığımı düşünüyorum. Yani öğrenciler de bana o şekilde geri dönüklerde bulunuyorlar. Hocam biz daha iyi anlıyoruz. Müzik açalım mı? Evet, sessizce böyle çok hani içinde çok yüksek sesli olmadan, çok sözlerinin böyle çok aşırı olmadığı, çok aşırı duygusal ya da böyle hani beynimizi oraya hani bizi birazcık hani şey yapan, oraya yöneltecek bir parça değil ama genel anlamda hani orada bir müzik olması bizi daha da rahatlatıyor. Ben, çok duygusal bir parça olmasa daha iyi değil mi hocam? Tabii. Yani duygusal bir parça olduğu zaman yani zaten... Biraz önce söyledi de kız öğrencinizden size ders çalışırken ağlamaya başlamış evet, dediniz. Evet. Şimdi onun bir duygusal bir parça dinlediğini düşünün. Bence dersten kopar. Kesinlikle. Ama bir matematikte çalışırken, bir geometri çözerken duygusal olmayan parçalar yani hani daha böyle müziksel hani bu şey de olabilir. Bir senfoni de olabilir. Enstrümantal gibi veya bir evet. Caz gibi, bir klasik müzik gibi olabilir dinlendirici hocam. Müzik olabilir. Ne olabilir tabii ki. Çünkü o ses aslında dışarıyla bağını da koparıyor daha çok.
Hocam burada psikolojik bir şeyini söyleyeyim. Şimdi genelde mutsuz insanlar çalan müziğin sözlerine odaklanır. Mutlu insanlar ise çalan müziğin ritmine odaklanırlar. Burada bir takviye yapmış olalım hocam. Size bir destek vermiş olalım. Hocam şimdi bir son bir soru alacağız. Ondan sonra size bir parça daha dinleyeceğiz. Programımızı kapatacağız. Şimdi programımızın sonuna geldik. Hocam diyor ki okuldan geç çıkıyorum, yorgun oluyorum. Akşamı nasıl değerlendirmeliyim? Yani okuldan geç çıkıyor. Mesela 4'te 5'te okuldan çıkıyor. Geç geliyorum. Geceyi nasıl değerlendirebilirim diye. Hocam önce o akşam ne çalışacağına, ne yapması gerektiğine karar vermeli. Önce onu bilmeli ki biz akşam ne yapacağımızda rahat edelim. Şimdi okuldan geldikten sonra ilk bölümde de söyledim. Eğer çok yorgunsa dinlenebilir, uyuyabilir. Uyandıktan sonra program dahilinde ne çalışması gerekiyorsa ya da hangi konusu eksikse ona çalışması gerekiyor. Yatmadan önce de, çünkü ben tekrarları öğrencilerime hep şunu tavsiye ediyorum. Yatmadan önce son tekrarınızı atın. O gün ne yaptık, ne öğrendik, hangi formülü öğrendik, hangi yöntemi öğrendik, onu uyumadan önce tekrarını yapın, ondan sonra yatın. Siz daha iyi bilirsiniz. Beyin gece uyuduğu zaman hani en son gördüğü şeyleri... Tekrar aklında kalır. Evet. Doğru söylüyorsun. Medya TV izleyicileri programın sonuna geldik ama hocamızdan bir gitardan yine bir parça dinleyeceğiz. Ondan sonra kendisine bir söz hakkı vereceğiz. Programı kapatacağız. Hocamızın güzel sesinden tekrar bir şarkı dinleyelim. Hocam neyi çalacaksınız? Hocam çok sevdiğim bir parça. Evet. Her zaman da kendi kendime oturduğum zaman çalar söylerim bunu. Şimdi izleyicilerimize de birlikte. Hiçbir şey bilmiyorlar, bilmek istemiyorlar. Hiçbir şey görmüyorlar, görmek istemiyorlar. Şu cahillere bak, dünyanın sahibi onlar. Şu cahillere bak, dünyanın hakimi onlar. Onlardan değilsen eğer, sana zalim derler. Onlara aldırma hayyam, dostum, dostum. Onlardan değilsen eğer, sana zalim derler. Onlara aldırma hayyam, dostum, dostum. Hiçbir şey görmüyorlar, görmek istemiyorlar. Hiçbir şey görmüyorlar, görmek istemiyorlar. Şu cahillere bak, dünyanın sahibi onlar. Şu cahillere bak, dünyanın sahibi onlar. Onlardan değilsen eğer, sana zalim derler. Onlara aldırma hayyam, dostum, dostum. Onlardan değilsen eğer, sana hain derler. Onlara aldırma hayyam, dostum, dostum.
Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir parçadı. Sağ olsun hocamız. Gökhan Hocam, programımızın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize, öğrencilerimize ne demek istersiniz, neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim hocam. Şimdi öğrenciler çalışırken şunu düşünsünler. 5 ay sonra nerede olacağım? Ya da 5 ay sonra hangi puanı alacağım? Özellikle üniversite sınavına ya da liselere giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için. 5 ay sonra eğer gerçekten iyi bir üniversite, iyi bir fakülte, iyi bir şehir istiyorlarsa şu an geç kalmış değiller. Daha maç bitmedi. Daha ilk yarısı oynandı. İkinci yarısı önümüzde. Şimdi kesinlikle olumsuz düşüncelere kapılmadan inanarak başaracağımı düşünüyorum, başaracağım ben bu işi yapacağım diyerek kararlı bir şekilde ders çalışmaya başlamaları gerekiyor. Eğer 5 ay sonra, 6 ay sonra bu sınavı başaramadıklarında önümüzdeki yıl, koskoca bir yıl tekrardan aynı konuları, aynı soruları çözmek zorunda kalacaklar. Bu çok da kolay bir şey değil. Onun için bu sene bu işi halletmeye çalışmaları gerekiyor. Eğer tabii ki hedefiniz varsa ve istiyorsanız bunu bu sene koparın. İnşallah da Allah öncelikle hakkımızda hayırlısını versin. Sonrasında çalışan illaki yapacaktır. Çünkü ÖSYM'nin sınavları zekayla çok ilintili değil. Tamamıyla ders çalışmayla, ders çalışıp uygulamayla ve bunları sınavlarda uygulamakla, başarmakla ilgili. Yani bunu da kesinlikle herkes yapabilir. Yeter ki neyi nasıl yapacağını, sistemini, düzenini oturtsun ve önümüzdeki 5 ay boyunca gerçekten emek versin. Emek veren her insan yapar. Hocam ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Tekrar sizi ağırlamak bizim için onur verdi, şeref verdi. Ayağınıza sağlık. Bir de sınava yakın bence bir sınav tekniklerini konuşalım. Ne dersiniz hocam? Kesinlikle. İleriki zamanlarda sınav teknikleri bir konuşalım sizinle. Yani çünkü öğrenciler sınava girecekler, sınavdan soru çözecekler, zamanla nasıl yarışacaklar. Bence ileriki zamanda böyle bir şey diye düşünüyoruz. Ne dersiniz hocam? Kesinlikle hocam. Çünkü ders çalışmak artık sınava yakın dönemde artık derslerimiz bitmiş oluyor. Her şey artık final bizim için sınav çünkü bir finaldir. Finalde neyi nasıl yapacağımızı sınav tekniği, tabii ki test tekniği çok önemli. Yani test tekniği son gece konuşulan, son gece ufak tefek tiyolarla çok başarılı olmuş öğrenciler tanıyorum. Onun için test tekniği çok önemli. Test tekniğini sınavdan önce yaparsak davet ederseniz baş tacı gelirim. Konuşuruz inşallah. Hani faydalı da olursak ne mutlu. Bence faydalı olacağına inanıyorum hocam. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Mercan TV izleyicileri, bir programımız yine sonuna geldik. Bu akşamın konuğumuz Gökhan Yılmaz hocamızdı. Eğitimci kendisi. Öğrencilere nasıl ders çalışmaları, tatil nasıl ders çalışmaları konuları üzerine konuştuk. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımın adına hayırlı akşamlar, hayırlı geceler, hayırlı cumalar diliyorum. Haftaya kadar pozitif kalın diyorum.